Selam değerli dostlar. Genellikle böyle tuhaf, enteresan şeyler söylemeden bu background'ı tercih ediyorum. Bakalım ne olacak diye hafif böyle karanlıkta kaldık vesaire. Şimdi değerli dostlar, geçenlerde bir tweet gördüm. UEFA ve FIFA bir açıklama yapmış. Demiş ki Avrupa Süper Ligi'ne katılanları her şeyden men edeceğiz. Hem takımları hem futbolcuları diye. Ben dedim ne oluyor acaba? Hemen UEFA'daki kaynaklarımı aradım. Oradan dediler ki bazı yatırım fonları demişler ki ya bu negatif getirili faizlerle falan filan olmuyor. İşte borsalarda biraz durdu. İşte altın durumu ortada. Bitcoin, Ethereum biraz nefes alıyor. Biz demişler yepyeni bir şey icat edelim. Ne yapalım? Avrupa Süper Ligi diyor. Allah Allah. Nasıl olacak bu? İşte Avrupa'da sadece şampiyon olmak değil. Aynı zamanda işte tesis, altyapı, işte mali tablolar ve bu açıdan uygun bulunan kulüpler, Avrupa'nın devleri bir süperlik oluşturacaklar. Burada aynen bokstaki ünvan maçları gibi belki de kaybeden de para alacak. Biliyorsunuz bokstaki maçlarda ondan sonra işte final maçları oluyor, ünvan maçları oluyor falan. Kaybeden de para alıyor. İşte dayak yiyip para alıyor millet. Şimdi ilk önce düşündüğüm zaman ya olur mu böyle saçma sapan şey dedim. Sonra mantıklı gelmeye başladı. Ya bilgiler bana ulaştıkça. Şimdi bir kere bu pandemiyle alakalı olarak Premier Lig'in bile İşte 1,5 sezonda 1 milyar sterlin zarar ettiğini söyleyeyim. Yani mesela bununla alakalı olarak Türkiye'de herhangi bir araştırma yapılmadı ama yani 1 milyar sterlin orada kayıp varsa bizde de en aşağı 1 milyar lira kayıp var. Niye? İşte naklen yayıncının durumu ortada. Efendim işte sponsorlar zaten seyirci yok ne yapsınlar vesaire diye. Ya maçların neredeyse önemli bir kısmında seyirciler televizyondan bakıyorlar ama sonuçta içinde seyirci olan tıklım tıklım dolu, bayağı da ses çıkan, heyecanın bol olduğu işte maçların bütün sesi, bütün heyecanı tabii ki televizyonlara da yansıyor. Evde oturanlara da yansıyor. İşte surround sistemler kuruluyor. İnsanlar kendini stadyumlarda hissediyorlar ve tabii ki bunun değeri daha fazla oluyor. Dolayısıyla boş tribünlere oynanan maçların çok önemli bir gelir yaratmadığı ortada. Bunları nereden biliyorsun? Hoca bunlara niye bulaştın diye. Arkadaşlar ben zaten yani 2000'li yılların başından beri futbolda yöneticilik yapıyorum. Hatırlayan varsa Göztepe Spor Kulübü'nü amatörden birinci lige çıkaran ekibin içindeydim. O zaman Altınbaş Holding Göztepe'yi satın almıştı. O serüvenin içerisinde yer aldım. Ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu yedek üyesi oldum. Ardından sonraki seçimlerinde ise tekrar yönetim kurulu yedek üyesi oldum. İstifa et gel genel sekreter ol dediler ve genel sekreter oldum. 3,5 yıl civarında da genel sekreter kaldım. Allah başka acı keder vermesin. Neyse kolay bir iş değildi ama bu arada UEFA ve FIFA'da görevler yaptım. UEFA'da da pazarlama komitesi yani marketing komitede yönetim kurulu üyeliği yaptım. Ve hakikaten becerikli profesyonellerle, becerikli başkanlarla güzel bir çalışma yaptı. Şimdi bu çalışmalarda anladığım şu yani futbolun değerini yükseltmek öyle kolay bir iş değil. Tavandan tabana doğru değil, tabandan tavana doğru yapılıyor. Yani seyircileri, izleyicileri, işte dediğim gibi toplulukları, ondan sonra futbola gönül vermiş olan insanları heyecanlandırarak yukarıya doğru ürünler çıkarıyorsunuz. İşte fonlar sanıyorum UEFA'nın ki en önemli müsabakaları UEFA düzenliyor. En değerli müsabakaları. UEFA'nın işte Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden esinlenerek bir Avrupa Süper Ligi icat etmiş durumda. Şimdi Şampiyonlar Ligi muhteşem bir organizasyon bir kere onu söyleyeyim ama bir şeyi var. Tuhaflığı var. Mesela düşünün ki Bate Borisov Real Madrid maçı var. İşte Madrid takımı işte kalkıyor uçakla gidiyor Minsk'e, Beyaz Rusya'ya. Orada sahaya çıkıyorlar. Aslında normalde kazanması gerekir ama ya pek de öyle bahisin falan ilgilendiği bir şey yok. Naklen yayın havuzundan da alacağı para zaten belli ama aslında kazanan hep aynı parayı alıyor. Yani Bate Borisov mesela Tiran maçı oluyor. Ondan sonra Real Madrid Manchester United maçının galibiyle aynı parayı alıyor. Bu acayip bir durum bu. Yani dolayısıyla UEFA hani 3 puana şu kadar veriyorum, beraberliğe bu kadar veriyorum vesaire diyor. Kaybeden de hiçbir şey alamıyor. Hani koca Real Madrid kalkıyor kötü bir gününde ki biliyorsunuz Real Madrid bu aralar hani çok tuhaf takımlara yeniliyor kendi ondan sonra ülkesinde de. Gidiyor orada yeniliyor bir de düşünsenize iki tane önemli oyuncusu sakatlanıyor al başına belaya küllüm zarar işte ondan sonra eğer halka açıksa işte hisseler çakılıyor işte İngiltere'dekiler için söylüyorum yani tanımadığınız etmediğiniz ya da çok fazla bilinmeyen bir takıma gidiyorsunuz güya kazanacaksınız kazanmanız garanti kimse de fazla iyi göstermiyor hem yeniliyorsunuz hem de oyuncular sakatlanıyor.
Tabii Şampiyonlar Ligi'nin tek bozuk tarafı bu. Yani diyor ki büyük takımlar, ya kardeşim biz olmasak bu havuz bu kadar büyümez. Ama de, adı sanı duyulmayan firmalar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalıyor, al başına belayı. Ondan sonra bizim sırtımızdan para kazanıyorlar diye ufak tefek çatlak sesler çıkıyordu. Fonlar bunu da duymuşlar. Daha evvel bazı kulüplerin transferlerde mali açıdan zor durumda olduğunu görerek bir çözüm de üretmişlerdi. Bundan birkaç yıl önce ben çok iyi hatırlıyorum. Hani Zepp Blatter, FIFA'nın eski başkanı, bayağı da belalı şekilde ayrıldı hatırlarsanız. Buna karşı çıkmıştı. Peter Kenyon diye bir adam vardı, Amerikalı. Spor endüstrisini çok iyi bilen. Fonlar kurarak fonların üzerinden transfer yapılmasını sağlayan bir mekanizma geliştirdi. Ne oldu? Dedi ki FIFA olmaz böyle bir şey dedi. İşte diğer konfederasyonlar da, işte UEFA gibi diğer konfederasyonlar da buna karşı çıktı. Dolayısıyla bu iş böyle bir yaslandı. Fakat fonlar tabii boş durmuyor. Sürekli olarak ne icat ediyorlar? Yeni ürünler icat ediyorlar. İşte bu ürünlerden bir tanesi de bu Avrupa Süper Ligi oldu. Düşünsenize işte 22 tane ya da 24 tane bilemiyorum. Ondan sonra takım katılacak. Hepsi üst düzey. İnşallah bizim üç büyüklerden de olur. Öyle bir şey olursa bunlar aralarında maç oynayacaklar. Tabii UEFA ve FIFA'nın sinirlendiği şey şu: zaten yoğun bir maç trafiği var, takvimi var. Bu da nereden çıktı diyorlar. Bir de Şampiyonlar Ligi'nin çok ciddi faydası var. Yani burada toparlanan paraların futbolun altyapısına veya mali durumu işte İngiltere'de, İspanya'da ya da İtalya'da, Fransa'daki kulüpler kadar kuvvetli olmayanların Şampiyonlar Ligi'ne girmesi suretiyle aktarılan paralar var. Bunlara yapılan yardımlar var. Tabii bunlar ne olacak? Başka bir tarafa doğru kayacak. Yani bir Avrupa Şampiyonlar Ligi ondan sonra düzenlenirse bunun ve Avrupa Süper Ligi, kusura bakmaya düzeltiyorum, Şampiyonlar Ligi'nden daha fazla para üretme ihtimali olduğu gibi Avrupa Süper Ligi anonim şirketini kurup bunu halka arz edip bir de buradan da toparlama yapmak mümkün. Yani hem bahis açısından, hem katılımcılar açısından, hem efendim gelir üretme açısından, sponsorluk açısından, naklen yayın açısından daha büyük bir şey söylüyor. Tabii hemen UEFA, FIFA hop dedi, bunu yapamazsınız siz diye ortaya çıkıverdi. Çünkü futbolun kurallarını FIFA yazıyor. FIFA değil de aslında Birleşik Krallığa bağlı 4 tane federasyon ve onunla beraber FIFA yazıyor diyebilirim. Şimdi tabii bunları niye anlatıyorum? Gelirler azaldıkça ortada atıl bir para var. Bunu ekonomiyle şöyle bağdaştırabilirim. Dünyada sabit sermaye yatırımlarının en azaldığı 2 yıldan geçiyoruz. Yani çok azaldı. Kimse bir yere gidip yatırım yapmıyor. Hatta portföy yatırımlarında gelişmekte olan ülkelere belli bir teveccüh var ama bu teveccühün de hani Amerika'daki oluşabilecek herhangi bir olumsuzluktan dolayı hemen dolara dönüp piyasalardan çekilebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla fonlar kendilerine sürekli para üretecek bir şeye kafayı sardı. Önce sanattı bu, biliyorsunuz. Bir tablo alıyorsunuz, tablo 30 katına falan çıkıyor. Şimdi futbola kafayı taktılar. Niye? Dün oğlumla beraber maç seyrettim. 1-1 giden maçta kırmızı kartla atıldı biliyorsunuz ondan sonra bizim İbrahimovic. 10 kişi kalan Milan güzel güzel götürürken işi, Inter'de Danimarkalı müthiş bir oyuncu var biliyorsunuz. İngiltere'de Tottenham'da oynuyordu, gitti Inter'e transfer oldu. 100 milyon sterlin civarında değeri olduğu söyleniyor. Yani Türkiye'deki 3 büyüklerin kazandığı gelirin de üstünde değeri var futbolcunun, yapacak bir şey yok. Girdi topa. Ayağını ilk değdirdiği an, eğer yanlış hatırlamıyorsam, gece de geç saatteydi, yarı uykulu seyrediyordum. Free kick oldu, vurdu, gol oldu, 2-1 Inter kazandı. İşte bu kadar basit. Yani sonucu değiştirebilen oyuncuların çok fazla sayıda olduğu bir Avrupa Süper Ligi'ni düşünün. Muazzam işler oluyor, muazzam pozisyonlar oluyor. Bunlar GSM şirketleri tarafından bu pozisyonlar satın alınıyor, parayla satılıyor. Yani bir koyundan kaç tane post çıkarma imkanı var. Tabii bunlar özellikle çok ciddi borçlu olan ve pamuk ipliğine bağlı bir şekilde bu borçtan değer yaratan, işte Portekiz gibi, İspanya gibi, hatta ondan sonra Birleşik Krallık'taki ligler gibi, işte İngiltere'yi de kastediyorum, Fransa gibi, İtalya gibi yerlere ne olacak? Onlara yaraya merhem olacak. Fakat bizim gibi ülkelerde bu konjonktürel zarar meselesi yok. Bizde kronik zarar var. Yani biz borç alıyoruz, değer üretemiyoruz. Yani düşünsenize, 100 bin dolarlık bir ev satın alıyorsunuz. Ondan sonra krediyle, işte o kredinin ödeme zamanı geldiğinde o işte 130-140 bin dolar oluyor.
Fakat bir öğreniyorsunuz ki ya evi satmaya kalksanız 70 bin dolara satamayacaksınız. Allah Allah. O zaman bu fiyatı kim şişirdi? Niye o zaman sana satarken bu fiyata satıyorlar bu evi falan? Bir sürü soru işareti. Demek ki yani Türkiye futbolu kronik olarak zarar ürettiği için, bu zararı da krediyle fonlamaya devam ettiği için bu Avrupa Süper Ligi'nden nemalanır mı onu bilmiyorum. Hani UEFA bunu kabul eder mi? Ya bence yani ortada çok yüksek bir gelir varsa UEFA ve FIFA dayanamayacak. Bu projeyi ortaya çıkaranlarla ya anlaşacak ya da kendisi böyle bir şey yapmaya çalışacak. Ama bakın bir şey söyleyeceğim. UEFA kendi ayağını bir kere kurşun sıktı. Ne zaman? Ben Futbol Federasyonu Genel Sekreteri iken dediğim gibi bu toplantılara katılıyordum UEFA'da. Şu an oynanan Avrupa Milli Takımlar Ligi'ni icat ettiler. O sırada Cebeli Tarık katıldı. Ve tam 54 tane ülke oldu UEFA'da. Ben de orada Sayın Marchetti var, bütün turnuvalardan sorumlu. Ona bizim Futbol Federasyonumuzdaki gerçekten çok tecrübeli ve kabiliyetli personellerin hazırladığı bir turnuva tasarımı gönderdim. Ve hatta bunu müzakere ettik. Gittik İsviçre'de. Dedi ki bakın arkadaşlar, sakın şunu yapmayın. Yani en iyi takımlar bir yerde oynasın. Oradaki havuzdan dolan parayla efendim işte 3. 4. kategorideki milli takımlara para üretelim falan. Bir de çok enteresan, gruplara ayırmışlar. Grup birincileri para kazanıyor, ikinciler kazanamıyor. O zaman ben bir alt grupta şampiyon olayım. Ondan sonra oradan para kazanayım. Ben niye üst grupta yarışıyorum der insanlar. Marchetti ile gerçekten şahitler huzurunda, ki yanımda Azerbaycan'ın genel sekreteri vardı Sayın Mehmetov, o da bana hak verdi. Bayağı tartıştım ve dedim ki arkadaş bu yanlış. Bak hazır 54 takım olmuşken 18'erden 3 tane lig yapalım. Ve karışık olsun bu. Yani iyiler, orta kararlılar, kötüler hep beraber oynasın. Zaten heyecan burada. Ama siz bunu yapmak yerine başka bir şey yapıyorsunuz dedi. Evet dedi Sayın Marchetti. Dedi ki biz dedi büyük milli takımların yaratacağı dedi sponsorluk ve yayın havuzu parasını işte küçüklere vereceğiz. Kendince bir Robin Hood'çuluk oynamaya çalıştı. Ne oldu? Fonlar dediler ki ya UEFA bunu yaptığına göre biz haydi haydi yaparız. Biz de büyük takımların ondan sonra havuzundan ondan sonra faydalanalım. Ama küçüklere falan hiçbir şey vermeyelim. Bize ne zaten küçüklerden diyiverdiler. Zaten bu işin sonu buraya varacaktı. Dolayısıyla aslında UEFA bundan seneler evvel şu Avrupa Milli Takımlar Ligi'ni icat ederek ondan sonra kendi ayağına kurşun sıktı. Şimdi bir başkaları da geldi. Ya madem öyle biz de Avrupa Süper Ligi'ni yapalım diyiverdiler. Ama bütün iş şundan kaynaklanıyor. Pandemiden önce de sıfıra yakın faizler vardı dünyada ve bu fonların çok canını sıkıyordu. Bir ürün arıyorlardı. Sonunda futbola bulaştılar. Sanatla ilgili fonlar var. Şimdi sporla ilgili fonlar çıkacak ve bu işin sonu nereye varır bilemiyorum. UEFA'daki kaynaklarım diyor ki biz bunu sonuna kadar mücadele edeceğiz, yaptırmayacağız. Ben de onlara şunu dedim. Arkadaşlar önde sonunda bunlarla anlaşacaksınız ya da aynısını siz yapacaksınız. Şampiyonlar Ligi başka bir şeye dönüşecek ama gerçekten büyük takımların marka değerinden faydalanarak kazanana aynı paranın verildiği, kaybedeninde hiçbir şey almadığı bir turnuvanın marka değeri yüksek ama tartışılabilir tarafları olduğunda artık UEFA'nın bir kabul etmesi gerekiyor. Şu açıdan söyleyeyim. Bakın bir pandemi oldu. Avrupa'nın 20 tane büyük takımı, yani Avrupa'nın en iyi mali tablolar açısından en iyi 20 takımı takriben 2 milyar euro zarar etti. Şimdi bu zararın öyle kolay kolay kapatılması da mümkün değil. O yüzden herkesin bazı zihni sinir projeleri diye, yaşı benimle aynı olanlar ne demek istediğimi anlar, bazı zihni sinir projeleriyle ortaya çıkacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu pilav daha çok su kaldırır. Arkadaş hep faiz, döviz falan konuşacak değiliz. Biraz da futbolda, dünyada neler oluyor, kimler ne projeler getiriyor, tarihçesinde anlatmış oldum. Bakın ta transferlerden başladı iş, Avrupa Süper Ligi kurmaya kadar gitti. Bu arada Avrupa liglerindeki o büyük takımların da çok büyük değer yarattığını da bir kere daha teyit etmiş olduk. Dünyanın her yerindeki bütün futbolcular gelip Avrupa'da top koşturuyor. Dolayısıyla değer yükseliyor. Ha, bizde de şöyle bir durum var. Avrupa'nın en pahalı futbolcusu biliyorsunuz Mbappe oldu. Yani değer açısından bakıldığında ama Türkiye'deki üç büyüklerin yıllık geliri Mbappe'nin değerine ulaşamıyor. Biz böyle 7-8 milyon euroluk bir transfer yaptığımızda falan yapıyoruz. Niye? Çünkü döviz kuru bizde çok hızlı yükseliyor diye. Yahu elin Danimarkalısı 100 milyon sterlin ediyor. Biz 7 milyon euroya transfer yaptık diye
Hop oturup hop kalkıyoruz ve bundan sonra diyoruz ki bu 100 milyon sterlinlik böyle kabiliyette girdiği anda 3 saniye içerisinde skoru değiştirebilecek. Ondan sonra futbolcuların oynadığı takımlarda diyoruz ki Şampiyonlar Ligi'nde biz yarı final falan oynar mıyız? Ya kardeşim rüya görmeyin artık ya. Bu işleri bırakalım, tamam mı? Yani bizim mutlaka altyapıya önem vermemiz lazım. İşte bir Ozan Kabak olayımız var. Ne kadar güzel değil mi? Hatta öyle neler yapmalıyız biliyor musunuz? Yurt dışına göndermeli bu genç oyuncuları, sonra tekrar geri getirmeliyiz. Yani kaptırmamalıyız da. Değerlerini yükseltip onları milli takımlara kazandırıp ondan sonra satmak. Çünkü Türkiye Süper Ligi'nin bu bahsettiğim liglerle yarışma imkanı artık kalmamıştır. Bakın ben net söylüyorum, mali olarak kalmamıştır. Bittik çünkü. Tamam mı? Yani bu döviz kurlarıyla falan filan bizim yarışmamız bu kulüplerle mümkün değil. Dolayısıyla biz milli takımımızı en üst seviyeye çıkaracak, değil mi, oyuncular yetiştirmek zorundayız. Zaten spor kulüplerinin görevi bu. Yani amatör branşlarla sporu tabana yaymak, onunla bayrağı yüksek tutmak. Başka bir şey değil ama kafa başka yere gitti son 10 yılda. O yüzden yanlış yerlerin içine düştük. Portekiz borç alıyor ama değer yaratıyor. Türkiye borç alıyor ama değer yaratamıyor. Sonra bana diyorlar ki ya hoca, ondan sonra bunlar kendi şirketlerini böyle yönetmezler. Kardeşim kendi şirketlerini de aynen böyle yönetiyorlar ya. Öyle olmasa Türkiye'nin hali böyle olur muydu ya? Görüyorsunuz ya. Özel sektörün ondan sonra temsilcileri geliyorlar futbol kulüplerini yönetince böyle oluyor. Ha, eskiden gelen borçlar da var onu biliyorum ama yani bazı kulüp başkanları kulübün borcunu falan bilmiyorlar. Daha yeni yeni öğreniyorlar. Ondan sonra düşünün ki kulüpler böyle yönetilmiş. Bir de şunu söyleyeyim yani bir anım var. Bir futbol duayeniyle onu da tekrar edeceğim. Bana dedi ki bir gün federasyondaydım. Hoca bak bu futbol başka bir şeye benzemez ha ona göre falan dedi. Yani ben ekonomistim ya, bana laf atıyor. Ben de dedim ki zaten haliniz 40 yıldır burada bir halta benzemiyor. Haklısınız. Bunda kabahatlisi herhalde sizsiniz. Biz değil dedim. Güldü adam. Yani güldü. Yani alttan aldı beni. Çünkü haklı olduğumu biliyor. Yani futbolu futboldan anlayanlar yönetir. Kardeşim futboldan anlamayanlar mı yönetiyor? Anlamadım ki. Yani herkese sorsanız korkunç futbol biliyor. Teknik direktörlere sorsanız ondan daha hala futbol bilen yok. Başkanlar en iyi futbolu biliyor. Yönetim kurulu üyeleri en iyi onlar biliyor. Bakın bu sefer bilmeyenler yönetsin. Bakalım ne oluyor diye. Hani bilmeyenler diye iddia edilenler. Acaba bir tane kulüp başkanını bilen var mı? Manchester United'ın başkanı kim mesela? Hadi Real Madrid, Barcelona'yı biliyoruz çünkü. Habire bir acayip işler yapıyorlar falan. İtalya'da kimse bilmiyor. Ondan sonra Paris Saint-Germain'miş. Premier Lig kulüplerinin başkanları kimlerdir? Neden? Çünkü kafa başka türlü çalışıyordu o yüzden. Teknik direktörler daha önde. O yüzden arkadaşlar biz bu kafayı değiştirelim. Biz şunu kabul edelim ki Türkiye'de futbolun zararı konjonktürel değil, kroniktir. Bunun da nedeni kötü yönetişimdir. Nedir yönetişim? Doğru işe karar vermektir. Profesyoneller de doğru verilen işi, doğru olarak karar verilen işi doğru yapmaya çalışanlardı. Yani işi doğru yapmak yönetimdir. Doğru işe karar vermek yönetişimdir. Tamam mı? Şimdi bizde bütün başkanlar transferlere kadar yok efendim hangi taktikle oynanacak ona bile karışmaya başlıyorlar. Beğenmiyorlar teknik direktörü. Sabır göstermiyorlar vesaire. Şöyle diyeyim size, teknik direktörlerimiz de maşallah iyi yardımcılarla çalışmıyorlar. Niye? Çünkü itiraz ederlerdi. Yani her tarafta yönetişim hatası var. O yüzden Türkiye'deki futbol zararı kroniktir, konjonktürel değildir. Çözülmesi de bu kafayla mümkün değildir. Kafayı değiştirmek lazım efendim. Hepinize hoşça kalın diyorum.